Arkadaşlar merhaba. Yine bir Astrafe videosuyla karşınızdayım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burası cam kirkosu ve motor arkadaşlar. Astrafe'nin ön yolcu kısmı arkadaşlar bu. Ön yolcu kapısının cam motoru. Şimdi düğmeye bastığımda bir anda durdu. Arıza verdi. Ben de söküp bir bakayım dedim. Daha önce de bakmıştım. Şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu hemen bozuldu sanmayın. Bu motorlar şehirli olduğu için, kömürlü olduğu için kömürlerini değiştirdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşatmaz size. Ömürlük diyebiliriz yani. Böyle hadi ince bozulacak motorlardan değil. Şimdi ben bunun 4 cıvatasının ikisini takmıştım denemek için. Bir daha şey yaptım, içini temizledim çünkü. Şimdi arkadaşlar sizinki de çalışmazsa şöyle bir işlem yapacaksınız. Şuradan şöyle motorun bu kısmını sökeceksiniz. Şöyle mıknatıs tarafı burada. Şimdi arkadaşlar bunun çalışmamasının sebebi şu. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar şurada bakın şurası oynuyor. Şu kısım. Şurada bunun kömürleri var içeride. Şu görmüş olduğunuz. Bak şurada ve şurada. Bu bakır kısım yani şurası yağlanıyor arkadaşlar. Yağlandığı zaman da tam kömürler onu öpmediği için yani iletkenliği sağlamadığı için bu ne oluyor? Doğal olarak iletişimi kesiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir bez yardımıyla bu yolları şöyle yağdan arındırıyorsunuz. İsterseniz şu şeyi de sıkabilirsiniz. Balata spreyi. Daha sonra bunu güzelce yerine oturtturuyorsunuz şöyle. Bakın şöyle yaylı zaten. Şuraya yerine otursun yeter arkadaşlar. Şuranın yerine oturması önemli. Yani burada bir soketler falan var aşağısında. Bu temizliği yaptıktan sonra kömürler daha rahat döndürmeye başlıyor. Yani iletken olmuş oluyor. Bu yağı almış oluyorsunuz buradan. İsterseniz ince bir zımparanız varsa böyle 1200 falan. Onunla da zımpara yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben arındırdım. Normalde hareket etmiyordu. Şimdi hareket etmeye başladı. Eğer şöyle söyleyeyim. Bu kömürler kolay kolay bitmez ama kömürlerin bittiğini düşünürsek. Şuradaki kömürlerin şöyle. Bakın şurada ve şurada. Bu kömürler biterse eğer ondan da yapar tabii ki. Eğer kömürler biterse de kömürlerini değiştirirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Şurası çıkıyor zaten direkt şöyle bakın. Şöyle komple alıyorsunuz bunu çektirmeyle. Alıp kömürlerini değiştirip yeniden oturtturabilirsiniz. Şimdi ben baktım denedim bir sıkıntı olmadı. Kömürlerde bir sıkıntı yok. Sadece sıkıntı şeyde. Dediğim gibi burası fazla yağlandığı için. Temassızlık yaptığı için yapıyor. Bu yağ da nereden geliyor? Muhtemelen bu yağlanma olayını bu içindeki şu dişliler var. Burada dişlilerin içinde kuvvetli ihtimal gres yağ var. O gres yağ zamanla süzülerek buraya da geliyor olabilir. Şu anda çalışıyor arkadaşlar motor. Size de böyle bir bilgi vereyim dedim. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa arabayı da göstereyim size arkadaşlar. Bakın arabayı da göstereyim. Arabanın şu kısmından söküyorsunuz bunu. Daha önce hatırlayanlar vardır. Burayı böyle yalıtım yapmıştım. Yeniden yapıştıracağız. Ben şu kırmızı şeyi cam düşmesin diye koydum. Mekanizmayı şuradan 2 ve 2. Buradan 2 tane buradan 2 tane de şuradan somunlu cıvatayı sökerek alıyorsunuz. Daha sonra içine geçireceksiniz arkadaşlar. Tabii elinizden iş gelmiyorsa bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bir ustadan yardım alın. Daha fazla masraf çıkarırsınız. Çünkü şu kollar falan güzelce greslenip güzelce o içerideki yuvaları oturtulması gerekiyor. Yani anlamıyorsanız fazla kurcalamayın. Bir ustadan yardım alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda taktım. Şimdi bir test edelim bakalım. Şöyle şuralarda güzelce gresliyorsunuz. Şu kanalları. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet iyi. Şu anda masraf etmeden kurtulmuş olduk. Yani şu zımbırtı bu içinde bakır yollar yağlanıyor. Ya da içine herhangi ufak tefek parçacıklar kaçıyor. Temas etmediği için çalışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şu papuçları geçirirken şurayı söküyorsunuz. İki tane burada bir seyyar bir parça var. Cama yarı yer burası.
Onu söküyorsunuz, sonra şu ikisini geçirip iki taraftan geçirip daha sonra bunu seyyar olarak bıraktığınız için şunların vidasını sıkıyorsunuz, şu dört taneyi. Daha sonra da bunu sıkıyorsunuz. Ben gösteremedim, kusura bakmayın. Acildi çünkü işim. Şimdi taktım hemen. Yola çıkacağım çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım işiniz yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Destek için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.